sözde ve bölücü bir sanatçının hürmetle elini öpüp ardından onurum diyen gururum diyen CHP Genel Başkanı'na hatırlatırım ki bizim onurumuz da gururumuz da Türk milletidir ve ona mensubiyet duygusunun sahip herkestir. CHP Genel Başkanı'nın Türkiye'de herkes eşittir fakat daha az eşittir açıklaması bölücü lügatın terör üslubunun tıpkısının aynısıyla yansımasıdır. Kürt kökenli kardeşlerimizin daha az eşit olduğunu söylemek, hakikati alenen kıymak ve kastetmektir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimleri öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin acemi genel başkanı, sözüm ona HDP'yi tava getirmek, Kürt kökenli kardeşlerimi istismar emeliyle gemi ağzıya almıştır. Kürt kökenli kardeşlerim bayağı siyasi taktiklere aldanmaz. Vatan ve millet muarızı siyasi üçkağıtçılara kesinlikle aldırış etmez. CHP Genel Başkanı'na tavsiyem uydur gaydır bir kurultay yapıp ya HDP işlerini almaları ya da derhal HDP katılmalarıdır. Artık CHP ile PKK arasındaki teğet noktaları sayılamayacak kadar fazlalaşmıştır. Cumhur İttifakı İstanbul'da zilleti sallayıp devirecektir. Cumhur İttifakı Ankara'da zilleti savurup indirecektir. Allah'ın inayetiyle Türkiye 31 Mart seçimlerinde bir kez daha al bayrakta buluşacak, Türk milleti Cumhur İttifakı'nda uzlaşacaktır. Daha çok faiz gelir elde etmek için tertip edilmiş fon ve finans oyunları, doymayan kursakların tahrikiyle milyon dolarlarını bu fonlara bağlayan tanınmış simalar, bunlara çanak tutan sahtekar bankacılar, kurulan saadet zincirleri, saçlarına dolardan bukleler yapan şaibeli soytarılar, gerçekten de milletimize haklı bir öfkeyle neden olmaktadır. TikTok rezaleti gibi ise salgın gibi yayılmaktadır. Hakeza siyasetin üzerine çöken taciz ve yolsuzluk iddiaları, sancılı ilişki ağlarını deşifre eden itiraflar, samimiyet ve sorumluluk anlayışıyla ifade etmeliyim ki yalnızca muhataplarına değil, Türkiye'mize de haddinden fazla zarar vermektedir. Türkiye bu kirliliğe daha fazla maruz kalmamalıdır. CHP Genel Başkanı demiş ki, Ekrem Bey İstanbul'a mühürlü. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin başarısına mühürlüyüm. Biz o paslı mührü kazıyarak söküp atmayı da inşallah başaracağız. İsrail ile Filistin arasında geçici ve sınırlı değil, kalıcı barışın ve adil çözümün yanındayız. Yine de geçici ateşkes kararının ve zaman zaman aksasa da yapılan rehine takasının ümit verici olduğunu değerlendiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif diplomasiyle, akıl ve ahlak temelli girişimleriyle, insani yardım koridorunun açılmasından, geçici ateşkes kararının alınmasından şüphesiz bahtiyarız ve haklı mücadelesinin arkasındayız. İki devletli çözüm vasatı dahilinde başkenti Doğu Kudüs olan ve 1967 sınırlarına bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından başka seçeneği de tanımıyoruz. İspanya ve Belçika başbakanlarının gündeme yansıyan değerli açıklamaları uyanan küresel vicdana daha fazla sessiz kalınamayacağını göstermiştir. Çok teşekkür ederim.